Evet sevgili çocuklar ve sevgili arkadaşlar. Bugünkü ise işte yeni masalımız Hansel ve Gretel kardeşleri okuyacağım. Bir varmış bir yokmuş eve zaman içinde kalbur zaman içinde. Ormanda küçük bir kulübede iki çocuk Hansel ve Gretel ve ikinci eşi ile yaşayan fakir bir oduncu varmış. İkinci eşi çocuklara çok kötü davranıyormuş. Evlatları olmadıkları için sık sık kötü muamele ediyor ve oduncuya sürekli söylenip duruyordu. Bir defasında yaşadıkları bölgede kıtlık baş gösterdi. Oduncu artık çocuklarına günlük ekmek bile getiremiyordu. O ne kadar kötü bir şeymiş ya gerçekten. Hani insan evladına, çocuklarına bakamayınca çok zor. Vallahi zor gerçekten. Ve devam ediyoruz tabii hikayemize. Karısı evde bize yetecek yiyecek kalmadı. Doyacak çok fazla boğaz var. Çocukları evden kovmalıyız dedi. Ve sonra kocasını çocukları ormanda bırakması için ikna etmeye çalıştı. Vay şıllık vay. Ulan var ya böyle ana olmaz olsun ya. Ulan çocuktur. Evlat bile olsa atılmaz ya gerçekten ulan. Ne kadar namessizce bir olay ya. Bu nedir ya? Hansel ve Gretel'i evde uzağa götür. Böylece eve dönüş yolunu bulamazlar. Belki birisi onları bulur ve onlara bir yuva verir. Vay üçkağıtçıya bak. Bak adamın damarı nasıl basıyor. Birisi ulan Allah sana belanı versin. Senin gibi karın Allah belasını versin. Bu nasıl bir kadın ya? Ulan bir adam yerde olsa onu kovardım lan. Namessiz karı. Devam ediyoruz. Hayal kırıklığına uğramış oduncu ne yapacağını bilmedi. Babasının konuştuklarını duya Hansel kız kardeşi Gretel'i teselli etti. Endişelenme. Eğer bizi ormanda bırakırlarsa eve dönüş yolunu buluruz. Kimseye görünmeden evden çıkan Hansel ceplerine beyaz çakıllar doldurup geri döndü. Ve yattı. Sabahleyin oduncu ve karısı çocukları ormana götürdüler. Ancak ormanın derinliklerine girince Hansel cebindeki minik taşları yosun tutmuş yeşil çimlerin üzerine rastgele atmaya başladı. La uyanıkça ha, öyle akıllıca bir şey helal olsun. Ama işe yarayacak mı? Hikayenin sonunda bakacağız. Belli bir noktaya gelince oduncu çocuklarını bırakma cesaretini topladı. Bir mazeret uydurdu ve eve döndü. Gece oldu ama oduncu geri gelmedi. Gretel için ağlamaya başladı. Hansel de çok korktuğunu hissetti. Ancak duygularını belli etmemeye çalıştı ve kardeşini rahatlattı. Ağlama güven baba. Babam geri gelmezse bile ben seni eve götüreceğim. Söz veriyorum. Neyse ki o gece dolunay vardı. Ay ışığı da parlayan Hansel'in yerlere attığı beyaz çakıl taşları çocuklara eve dönüş yolunu gösterdi. Vay be. Çok iyi. Evdekileri uyandırmadan yarı açık pencereden sürünerek eve girdiler. Üşümüş ve yorulmuşlardı. Ancak yeniden yuvalarında oldukları için şükran duygularıyla yataklarına yattı. Ertesi gün üvey anne onların eve dönmüş olduklarını görünce çok sinirlendi. Vay namussuz vay. Öfkesini çocukları önünde gizleyerek yatak odasının kapısını kilitledi. Ve kocasını emirlerini yerine getirmediği için azarladı. Oduncu zalim karısına itaat etmediği için korktu ve utanç arasında kaldı. Üvey anne çocukları bütün gün kilit altında tuttu ve onlara sadece bir yudum su ve biraz ekmek verdi. Karı ve koca bütün gece boyunca kavga ettiler.
Şafak söktüğünde oduncu çocukları yine ormana götürdü. Ancak Hansel kendilerine verilen ekmeği yememişti. Ormanda yürürken yolu işaretlemek için ekmek kırıntılarını arkasına attı. Ama ormanda yaşayan aç kuşlar unutmuştu aç kuşları. Kuşlar onu gördüklerinde onu arkasında uçmaya başladılar ve hiç vakit kaybetmeden bütün kırıntıları yediler. Oduncu yeniden bir mazeret bularak iki çocuğunu ormanda yalnız başlarına bırakıp gitti. Hansel korkma diyerek kardeşini teselli etmeye çalıştı. Ama o andan daha çok korkuyordu ama belli etmiyordu. Böyle üç buçuk Yusuf Yusuf diye atıyordu. Ama belli etmiyordu. Teselli etmeye çalıştı. Ancak karanlıkta ürkütücü gölgelere tanık olunca o da titredi. Hansel ve Gretel ısınmak için bütün gece büyük bir ağacın gövdesine birbirlerine sarılarak oturdular. Şafak söktüğünde ormanda dolaşarak yolu aramaya başladılar. Yürüdüler ve ormandaki bir açıklıktan garip bir kulübe gördüler. Kulübenin duvarının sıvasının bir parça koparan Hansel bu çikolata dedi ve bu pasta kreması diye çığlık attı. Gretel ağzına duvardan bir lokma daha atarak açlıktan ölmek üzere olan çocuklar duvarda kopardıkları şeker parçalarını yemeye başladılar. Bu arada yaşlı bir kadın kulübeden çıkarak içeri gelin çocuklar korkacak bir şey yok dedi. Oo, bak o kim biliyor musunuz çocuklar? O bir cadı. Evet cadı. Cadı çocukları içeri çağırdı. Hansel çatıya çıkıp çatıda bir parça koparırken Gretel de pencereye çıkıp azar azar camı tırtıklamaya çalışıyordu. Hiç durmaksızın yiyorlardı. Çatı Hansel'e çok lezzetli gelmişti. O yüzden de büyük bir parça daha kopardı. Diğer taraftan Gretel de pencere camını yemeye devam ediyordu. Ve çok zevk alıyorlardı. Tabii zevk alıyorsunuz da çikolata bu yiyorsunuz. Evi yiyorsunuz ya. Düşünsene çikolatadan ev. Oo ne muazzam olur. Çocuklar için. O lezzetli olur ha. Sonra yaşlı kadın Hansel ve Gretel'e sizi buraya kim getirdi? Gelin benimle kalın. Burada güvendesiniz dedi. Fakat kadın sadece dostmuş gibi davranıyordu. Gerçekten çocukları bekleyen kötü bir cadıydı. Onları cezbetmek için şekerden bir ev yapmıştı. Vay şerfenti vay. Ulan var ya o da işi biliyor ha. Ulan var ya ulan. Hep böyle çocukları kandırırlar. Çocuklar böyle şeylere kalmayın ha. Böyle gelin şeker vereyim. Böyle şey vereyim. Aman sakın ha. Birisi ise öyle bir şey söylediği zaman tanımadığınız kişi ise bağırın çağırın imdat diye bağırın çığlığa kalın ki o kaçsın korksun. O da kötü. Öyle şeyler sizi hiç tanımayanlar size şeker gelirken size şeker veririm. Eve giderim size çikolata veririm. Eve giderim size süt veririm. Öyle biri bir şey dediği zaman çocuklar hemen kaçın ve bağırın. İmdat bu adam bize kötü davranıyor diye imdat diye bağırın. Sakın unutmayın ha. Hiç kimseye kanmayın öyle çocuklar. Evet burada sosyal mesajımızı verdikten sonra tekrar devam ediyoruz. Kötü cadının tek amacı Hansel ve Gretel'i yemekti. Bu niyetini gerçekleştirmek için iki çocuğu küçük kulübesinin içine götürdü. Orada çocuklara hikayelerini anlattırdılar. Çocuklara hikayelerini anlattırdı. Çocuklar kendileriyle ilgili her şeyi anlattılar. Kötü cadı onların hikayesini dinlediğinde sahte bir merhamet gösterdi. Bak canım, bak yavru, bak zavallı, bak görüyorsunuz. Daha sonra kötü cadı onlara çok hoş yiyecekler olduğu bir sofra kurdu. Ondan sonra da onlar için iki güzel yatak hazırladı. Çocuklar yataklarına uzandıklarında
Sanki cennette olduklarını düşündüler. Sabah erken saatlerde yaşlı cadı çocukları uyanmadan önce ayaktaydı. Hansel ve Krater uyurken onların güzel kırmızı yanaklarına bakarak çok güzel bir lokma olacaklar diye mırıldandı. Sonra sıska elleriyle Hansel'i yakaladı ve küçük bir kafese koyarak kilitledi. Daha sonra da Gretel'in yanına giderek onu uyandırana kadar sarsmaya başladı. Kalk tembel kız dedi. Git biraz su getir. Ula seni burada boşuna mı besliyoruz? Bu çikolatalar bu şeyler nereden geliyor dedi. Ula bunlar hepsi bedava mı geliyor sanıyorsun sen? Ha? Bunlar hepsi emek sarf edilerek gelmiş dedi. Ve git biraz su getir dedi. Çabuk dedi. Bağırdı çağırdı ve ağabeyi için lezzetli bir yemek pişir. O kafeste kalacak ve şişmanlayacak ve şişmanladığı zaman ben onu yiyeceğim diye gülerek kaka attı. Gretel nefesi kesilecekmiş gibi ağlamaya başladı. Ancak nafileydi. Cadının ona söylediği şeyleri yapmak zorundaydı. Hansel için en güzel yemek pişirildi. Vay be. Cadı her sabah kafesin yanına gidiyordu ve Hansel'e parmağını dışarı uzat. Şişmanlayıp şişmanlamadığını hissedebileyim diye bağırıyordu. Ancak Hansel her defasında bir kemik parçasını kafesten dışarı uzatıyordu. Yaşlı kadın gözleri çok az görüyordu. Gördüğü için kemiği Hansel'in eli sanıyordu ve hala neden şişmanlamadığını anlayamıyorum dedi. Ben de dedim çoktan da bir çocuk yememişim lan dedi. Hemen şey yap da ben seni yiyeyim. Oy. Şuna bak. Vay cadı vay. Günler geçiyordu ancak Hansel hala 2 günkü kadar zayıftı. Bu yüzden sabırsızlanan cadı artık daha fazla beklememeye karar verdi ve şişman olsun, zayıf olsun Hansel'i pişireceğim diye düşündü. Sonra Gretel'e fırına yak bugün çok lezzetli kızarmış bir çocuk yiyeceğiz dedi. Kısa süre sonra sabırsız ve aç cadı Gretel'e koş ve fırını yeterince ısınıp ısınmadığına bak dedi. Gretel gitti ve geri döndü. Fırını ısınıp ısınmadığını anlayamadım dedi. Kötü cadı Gretel'e çok kızdı ve ben kendim bakarım öyleyse diye bağırdı. Ancak cadı fırının ısınıp ısınmadığını bakmak için eğilince Gretel müthiş bir itişle onu fırının içine yolladı ve fırının kapağını çarparak kapattı ve böylece kötü cadı fırında yandı. Vay helal olsun sana. Aynen böyle bak. Kötü insanlara her zaman kötü muamele edeceksin ama cezasını sen vermeyeceksin. Ceza vermek bize düşmez. Cezayı vermek için devlete, polise teslim edeceksin. Kötülerin cezasını polis verecek. Jandarma verecek. Devlet verecek, hükümet verecek. Biz vermeyeceğiz. Çünkü o bizim yetkimizde değildir. Böylece ikinci bir sosyal şeyi de verdikten sonra tekrar devam ediyoruz. Ondan sonra Gretel ağabeyini serbest bırakmak için onun yanına koştu. Artık korkacak bir şey yok kalmadığı için cadının evine girdiler. Oradan birkaç gün daha kalarak şeker evden yediler. Cadının eşyaları arasında çikolatadan yapılmış kocaman bir yumurta buldular. İçinde altın paralarla dolu bir mücevher kutusu vardı. Hansel bunlar çakıl taşlarından daha iyi dedi ve koyabildiği kadar altını ceplerini doldurdu. Artık cadı yok. Onun hazinesini de yanımıza alabiliriz diye ekledi. Her ikisi de yanlarına biraz yiyecek değerli taş ve altın paralardan
alarak evlerinin yolunu bulmak üzere ormana doğru hareket ettiler. Bu defa şans onlardan yanaydı. Büyük gölü geçmeye çalışırken beyaz bir ördek onlara yardım etti. Küçük beyaz ördek onları teker teker gölün karşı tarafına geçirdi. En sonunda babalarının evini gördüler. Evlerine ulaşmak onları çok mutlu etti ve içeri girdiler. Babaları çocukları gördüğünde çok sevindi. Çocuklarını ormanda bıraktığından beri mutlu bir saat bile geçirmemişti. Baba ağlayarak, "Üvey anneniz öldü. Artık benimlesiniz sevgili çocuklarım," dedi. İki çocuk oduncuya sarılarak, daha sonra Hansel ve Gretel cadının evinden getirdikleri bir şeyi babalarına gösterdiler ve "Baba artık zenginiz. Bir daha asla odun kesmeyeceksin ve biz asla aç kalmayacağız," dediler. Ve o günden sonra hep birlikte sonsuza dek mutlu yaşadılar. Ve böylece bir hikayemizin daha sonuna geldik. Evet çocuklar, bakın. Sokakta, parkta, bahçede, yolda, nerede olursanız olun. Sakın hiç kimseye güvenmeyin. Tanımadığınız biri size, "Çocuklar gelin size şeker verim, çikolata verim, gelin işte benim evime gelin, bize gidelim. İşte bunu yapalım." Çocuklar sakın kanmayın. Sakın. Ve hiçbir zaman da onlara inanmayın. Bağırın ve de çağırın. Ben buradan sevgili büyüklere de sesleniyorum. Lütfen çocuklarınız ağladığında, yaramazlık yaptığında hiçbir zaman çocuklarınıza "Aman polis geliyor, seni polise vereceğim, seni jandarma vereceğim, bak polis çağıracağım, seni hapse atacağım, polis çağıracağım seni." Lütfen onları polisle korkutmayın. Evet, sevgili büyükler, çünkü çocuklara polisleri gördüklerine korkmasınlar. Başlarına bir şey geldiği zaman polise gitsinler. Onlara polisin iyi olduğunu, polislerin iyi amca olduklarını, yardım ettiklerini her zaman söyleyin. Polisleri kötülemeyin. "Polis geliyor, sizi götürecek, polise vereceğim, bilmem ne yapacağım," demeyin. Lütfen çocuklarınızı polislerle korkutmayın. Başlarına bir şey geldiği zaman gözlerinin arayacağı tek şey polisler olsun. Lütfen bunu unutmayın. Ve sevgili büyükler, arkadaşlar, lütfen benim kanalıma üye olun. Beni izleyin ve lütfen beni destekleyin. Ve size daha çok hikayeler anlatacağım. Ve şimdiden teşekkür ederim. Hoşça kalın. Yeni hikayelerle buluşmak üzere. Sevgilerle kalın.